Efendim merhabalar. Merhaba. İlk öncelikle yaz başladı, Çeşme tatili sezonunda açtınız. Evet, geldik. İki gün oldu, Mustafa Bey de burada ama. Mustafa da burada. Beraber takılıyoruz Mustafa'yla. Böyle kısa bir, çok uzun bir tatil yapamayacağım. İşlerimiz var. Dönmek zorunda kalacağız. Geldik Çeşme'ye, işte buradan da bir annemlere gideceğim bakalım, Bodrum'a. Efendim biz de sizi arıyorduk bugün bütün gün. Acaba Murat Boz denizde midir diye ama gökte ararken yerde bulduk. Şükür kavuşturana diyelim. Ya buradayız işte, buralardayız çocuklar. Denize çok fazla zaten girmiyorum ama girersem haber veririm. Efendim pandemi döneminde sizin için, sanatçılarımız için çok zor oldu ama sizin için nasıl geçti? Sanatçılarımız artık isyan etmeye başladılar, enstrümanlarını kesmeye başladılar. Evet. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Ya, haklılar. Yani 1,5 senedir sektör tamamen durmuş durumda. Bizim isyanımız esasen kendimiz için bir isyan da değil. Çünkü bu sektörde ekmek parası kazanan sesçisi var, ışıkçısı var, rodisi var, enstrümanistleri var, müzisyenleri var. Ve bu insanlar gerçekten çok uzunca bir süredir evlerine ekmek götüremiyorlar. Siz de belki haberini yapmışsınızdır. İntihar eden müzisyen arkadaşlarımız oldu. Çok üzücü. Dileğimiz en kısa sürede konserlerin başlaması. Çünkü yani bizlerin konser yapıyor olması demek 20-30 kişinin zaten arkamızda çalışıyor olması demek aynı zamanda. Dolayısıyla bu sektörün de bir şekilde artık ayağa kalkması lazım. Umarım işte bu aşılanma hızlanır. Şu an hızlandı zaten, evet, gibi gözüküyor. Umut ediyoruz ki daha da hızlanacak ve artık sektör yavaş yavaş ayaklanacak. Ayaklansın istiyoruz. Ayaklanmak zorunda. Müziksiz olmaz yani. Kesinlikle. Müziksiz efendim olmaz tabii. Hemen şunu da sormam. Sahneleri özledik tabii. Onu soracaktım. Sahneler özlendi mi? İlk sahnenizde neler yapmayı planlıyorsunuz? Kafanızda böyle bir açılış var mı? Bu süreçler bize çok şeyler öğretti tabii. Bu yani en küçük şeyin bile aslında çok büyük bir lüks olduğunu maalesef bize öğretti. İyi de oldu bu açıdan. Ama onun dışında tabii ki büyük bir hasret var. İlk vereceğimiz konseri iple çekiyoruz. Hayırlısı olsun diyelim. Yani ne kadar kısa sürede yapabilirsek bizler için o kadar iyi olacak. Bütün müzisyen arkadaşlarım için duam, temennim artık konserlerin başlaması ve sevenlerimizle, müzik severlerle buluşmak. Efendim hemen şunu da sormak istiyorum. Bebek'te ev aradığınız konuşulmuştu. Bu doğru mudur? İlk önce sokak sokak ev arıyor demişlerdi Murat Boz. Yok. Ev satın alacak diyorlardı. Yok öyle bir durum yok. Efendim hakkınızda da hep bazı haberler çıkıyor duruyor. Eski ilişkinizle Aslı Hanım'la tekrardan barıştığınıza yönelik haberler var ama sosyal medyadan da mesajlar verildi ama hiçbir konu hakkında konuşmamıştınız. Ben konuşmamayı tercih ediyorum. Doğru mudur değil midir barışma en azından ona? Konuşmamayı tercih ediyorum. Yani zaten bir şey olsa bir açıklama yaparım zaten. Peki efendim, o zaman çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Sağ olun.